Senin adına ayrıca kötü bir şey. Zaten kızını kaybetmişim. Bir de oğlumla hayattayken görüşmüyorsun. Çok ağır bir şey olmuş bu. Seni bir hep bir belirli aralıklarla sen parayla itham ediliyorsun. Kan parası adı altında sen para aldın. Bundan 6 ay önce yani mezarın açılması dönemi, o haberler çıktığında ne diye bir tehdit geldi? Yani senin de olacağın sonunu öyle diyor, bilmem ne diyor. Nevel'in kanının bulaştığı koltuk hala kullanılıyor. Ve o bir fotoğraf karesinde, bir aile fotoğrafında. O fotoğrafı ilk gördüğünde ne hissettin abi? Bunlar şerefsiz. Aile fotoğrafını koltuktan internete veriyorlar. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber Bahane Röportaj serisi devam ediyor. Bu hafta çok enteresan ve çok ilgiyle takip edeceğinize inandığım bir isim bizlerle birlikte. Bayram yaklaşıyor. Hepimizin hasret kaldıkları, hepimizin özlem duydukları var. Bazılarımız şanslıyız, el öpebiliyoruz, elimizi öptürebiliyoruz. Ama bazılarımız var ki el öpmeye hasret ya da el öptürmeye hasret. İşte o kişilerden bir tanesi bizlerle birlikte. 3 Mart 2009 tarihinde hayatı alaşağı oldu. Evladını kaybetti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut stüdyomuzda konuğumuz. Bakalım baba Karabulut hayat hikayesine dair bizlere neler aktaracak. Buyursunlar. Süreyya abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bayram yaklaşıyor. Bayram yaklaşıyor. Bayramların hiç gelmesini istemem ama bayram yaklaşıyor. Bayram geliyor. Her bayram bir burukluk var değil mi? Çok. Sizde tersine işliyor süreç. Evladın sana değil, sen evladına gidiyorsun. Evet öyle. Ne konuşuyorsun oraya gittiğin zaman? Dertleşiyor musun Münevver'le? Münevver'le dertleşiyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Yapmak istediklerimi anlatıyorum. Ondan sonra sağlığımı anlatıyorum. Her şeyi anlatıyorum. Yarım saat, 45 dakika Nasir'in başında kalıyorum. Yaşadıkların, yapmak istediklerin. Yapmak istediklerim. Şimdi yaşadıklarını konuşacağız. Yapmak istediklerin neler var? Yapmak istediklerim işte malum biliyorsunuz işin mantığa başladım. Ondan sonra... O çok hoşuma gitti. Hayata tutunmak için çok güzel bir şey. Yani güzel bir şey. Senin çünkü asıl mesleğin aşçılık. Aşçılık. Birazdan konuşacağız. Aşçılık. Sen şimdi bunu hem e-ticaret... Sosyal medyada, web sitesinde güzel bir organizasyon kurmuşsun. Adına ne dedin bu işin? Süreyya Usta'nın mantısı. Vay güzel. Süreyya Usta'nın mantısı. Süreyya Usta'nın mantısı böyle evlere servis yapıyorsun. İş yerlerine, evlere kargoyla gönderiyorum. Ne güzel. Kargoyla gönderiyorum. Mantın meşhurmuş galiba senin. Meşhurdur. Peki. Kafayı dağıtmak için de güzel bir şey. Güzel İyi bir şey. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı kazançların olsun inşallah. Sağ ol. Şimdi Süreyya abi, nerelisin? Bolu Mengenliyim. Bolu Mengenlisin. Yetenek oradan geliyor biraz da. Oradan geliyor. Ailede var mıydı böyle baba falan? Baba yıllarca Yilton'da kaldı. O da aşçı mıydı? Aşçı. Abi aşçı. Dedem Ankara Büyük Pazarı'nın aşçı başçısıydı. Allah Allah. Sen ailenin üçüncü kuşak aşçısısın yani. Evet, evet. Oo güzel. Evet. Anacın? Anacım evde, ev hanımı. Ev hanımıydı. Kaç yaşına kadar Bolu Mengen'de kaldın? Üçüncü sınıfa kadar Bolu Mengen'de kaldım. Dördüncü sınıfı Nişantaşı'nın Nilüfer altında okudum. Peki bu senin de böyle dedenin, babanın mesleğinden böyle el aldığın nasıl ortaya çıktı? Küçükken de sen böyle yemekler yapar mıydın? Yemek ya Nilüfer altını bitirdikten sonra babama dedim ki aşçı olacağım ben dedim. Ondan sonra hayat hastanesi vardı Mecidiyeköy'de çok meşhurdu. Veysel Usta vardı aşçı başısı rahmetli. Gittim yanına usta dedim ben dedim aşçı olacağım dedim. Oğlum sen okuyorsun dedi okumuyorum dedim. Ondan sonra gel dedi başla burayı dedi. Oradan başladık. Kesin yerlerde çalıştım. Çok kısa dönemlerde aşçıbaşılık yaptım. Devlet protokollerine kaldım. Bayağı o zaman senin elinde yatkındı. Lezzetin yani, şey oldu yani. Oldu. Tuttu, beğenildi. Tuttu, beğenildi. Şimdi orada amatör olarak bir girdin, bir başladın, okulu falan bıraktın. Ondan sonrasında profesyonel hayat seni bayağı bir yerlere getirdi. Nerelerde çalıştın? Bodrum Alman'dan oturayım. Ondan sonra Fener Rum Patrikhanesi. Zaten son süreçte Fener Rum Patrikhanesi'ndeydi. Peki. Ondan sonra Hilton'da kaldım.
Ziya Restoran'ta kaldım. Alagöy'de kaldım. Kaç sene yaptın toplamda? 35 sene yaptık yani. 35 sene. 35 sene. Emeklilik? Var. Emekliliğini elde ettin. Elde ettim. İyi çok şükür. İyi çok şükür. Çünkü seninle tanıştığımız dönemde hatırlıyorum. Fener Rum Patrikhanesi'ndeydin başına bu olay geldiğinde. Neden yollarınız ayrıldı orada? Elim bıçak tutmadı. Bartolomas Bey sağ olsun çalışsın dedi. Vekil çalışmasın dedi. Şimdi ben de kendim bildiğim için oraya güvenimi sarsmamak için ben dedim bırakıyorum dedim. Çünkü yapamadım. Ben patikaneye başladığımda Rumahçılar vardı. Onları ayırdık. Emekli ayırdı Bartolomas sağ olsun. Bolu Mengen'le aşçıları aldı. Şu anda Bolu Mengen aşçıları patikanede mutfağını, üretimini yapıyor. Hı hı. Elin bıçak tutmadı ondan sonra. Tutmadı, tutmadı. Şu anda da mantı yapıyor olmanın arkasındaki sebep bu mu? Bu. Bıçak olmasın. Bıçak olmasın. Merdaneyle, bilmemleyle falan işimi halledeyim bitsin diyorsun. Çok enteresan. Hayal kahvesine başladım. Hayal kahvesinde Ahmet Usta vardı. Patates soyamadım. Yani ak kağıdını soyamadım. Doğrayamadım. Dedi ki usta sen ne yaptın kendine dedi. Dedim ne yapayım işte şey bu, durum bu. Ondan sonra şeye gittim. Aklına hep o an mı geliyor? O an geliyor yani. O evladın geliyor. Evladım geliyor. Peki eşinle nasıl tanıştın? Eşimle çocukluğum arkadaşımlar. Ha. Çocukken tanıştık. Tabolu'dan, Mengen'den. Bolu Mengen'den. Ha. Yani severek evlendik. Aha. Severek evlendik. Hamdolsun, şükürler olsun yani. İki evladınız oldu. İki evladım. İlk oğlun. Oğlun doğdu. Evet. Ondan sonra da Münevver geldi. Önce Münevver geldi, önce, sonra oğlum. Öyle mi? Önce evet, Münevver mi geldi? Münevver. Büyük olan Münevver'di. Evet. Kaç yaş var aralarında? Bir yaş var. Bir yaş vardı aralarında. Peki... Nasıl bir aileydiniz? Çocuklarınızla ilişkiniz nasıldı? Vallahi çocuklarla ilişkilerim iyiydi. Akşamları dışarı çıkardık. Beraber otururduk, yerdik, içerdik. Ondan sonra beni Fener Rum Patrikhanesi'ne yerleştiren Adnan Menderes'in avukatı Münir Ceyhun'du. Münir Ceyhun'a hanım giderdi, ona yardım ederdi. Şeyini yapardı, ilaçlarını falan verirdi. Bıraktırdım. Münir amca kusura bakma dedim. Buraya kadar dedim. Hanıma dedim ki çocuklarla ilgilen. İnanır mısınız? Gözümüz gibi bakardık. Üzerinde titredik. Bu olay başımıza geldi. Yani Allah, Cenab-ı Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor konu ya. Kolay değil tabii. Çok Münevver zor. Kaç doğumluydu abi? Rahmetli. 92. 92 doğumluydu. Yani yaşasaydı şu an 2002, 2012, 2031 yaşında olacaktı. Doğru evet. mu? Evet. 31 yaşında olacaktı. Oğlun da şu an 30 yaşında. Evet. O ne iş yapıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Hiç onun adını sanını duymuyoruz. Bu konuların içinde çok değil, fazla yer yok, almıyor. Değil, değil. Olmuyor zaten. O yurt dışında, kendi ayaklarının üzerinde duruyor yani. Kendi yurt dışında mı şu an? Okuyor mu, şey mi? Çalışmaya başladı mı? Çalışıyor. Peki... ailesiyle olan diyaloğu nasıl? Yani size desteği var mı? Var, hayırlı var, bir var. Evlat mı? Hayırlı, hayırlı. Yoksa şey mi? Hani onun da yaşadıkları kolay değil. 16 yaşından beri kaotik bir durumun içerisinde. Abla gitti, anne baba dağıldı. Hani bu çocuk terki diyar edip de artık böyle her şeyden bıkmış, usanmış da olabilir. Öyle bir ya, durumu var yok, mı? Yok, yok, yok. İyi ya, iyi ya. İyi olduğunu biliyorum ben. İyi olduğunu biliyorum. Sık görüşüyor musunuz? Annesiyle görüşüyor. Senle? Benle görüşmüyor. Niye? Biraz üzdüm onu. Ondan sonra yani... Hangi konuda? Ya kitap falan yazdım. Hı hı. Ondan sonra yazma baba dedi. Medyaya çıkma dedi. Çıktım ondan sonra. Mücadele ettim. Ondan sonra biraz da kızgın bana. Ama önemli değil yani şey değil. Annesine ağır sorar sürekli. Kaç senedir böylesiniz? Vallahi kaç senedir böyle, bir 5-6 senedir böyleyiz yani. Ama bu da senin adına ayrıca kötü bir şey. Zaten kızını kaybetmişsin, bir de oğlunla hayattayken görüşmüyorsun. Çok ağır bir şey olmuş bu. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok yani. Üzgün müsün bu duruma, kızgın mısın? Üzgün de değilim, kızgın da değilim. Nasıl oluyor, nasıl başarabiliyorsun? Yani erkek evlat...
Bir tane evladım var şu Allah, hayatta. Allah'a emanet olsun. Ondan sonra işi gücü rast gitsin. O biraz yani. Daha şey mi istedi? Yani bu konu kapansın. Konuşmayın artık. Tamam, olan oldu. Tabii tabii. Sen televizyona çıkma. Ha. Sen kitap yazma. Tamam, oldu artık. Bu bunu mu istiyordu? Bunu istiyordu, olmadı. Ya ben zaten müsaade etmedim. Aha. Şunu merak ediyorum. Hep sana sormak istediğim şeyler. Şimdi bazen dağınık sorular sorarsam ne olur? Affet beni. Münevver sosyal hayatında Bolulu, geleneklerine bağlı bir babanın kızı olarak bir de bir yaş küçük erkek kardeşi var. Ne kadar özgür bir kızdı? Rahat bir genç kız mıydı sosyal hayatında? Sosyal hayatında rahat değildi. Ha. Rahat değildi. Hani böyle eve gelişi, gidişi hep kontrol... Belliydi, kontrollüydü. 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 Bu onda bir hırçınlık aileyle falan filan bir şey sizlerle zıtlaşmayı... Yok, olmadı. Olmadı. Peki hayatında Cem Gariboğlu'nun varlığını duydunuz mu siz? Cem diye bir arkadaşı var, biliyor muydunuz? Yok, ben bilmiyordum, annesi biliyordu. Annesi biliyordu. Peki annesi onların hani normal bir arkadaşlığın biraz daha ötesinde erkek arkadaşı olduğunu biliyor muydu anne? Zannetmiyorum, bilmiyordu. Ha, Cem diye bir arkadaşı var sadece. Cem diye bir arkadaşı var. Yani hep şunu düşündüm. Anne ya da baba o yerine koyamam kendimi. Ama Münevver bana böyle bir şey söylemiş olsaydı, ya kızım davul bile dengi dengine yapma. Hani aşık atamazsın der miydim? Derdi. O tavsiyeyi verir miydim diye hep düşündüm. Acaba anneden ya da erkek kardeşten, hani biliyorsan senden böyle bir uyarı aldı mı, böyle bir ikazda bulunuldu mu bu kızcağıza? Hani hep bunu düşünmüşümdür, biliyor musun? Akıl vereni olmadı mı? Çünkü ailelerin sosyoekonomik kültür düzeyleri birbirinden çok farklı. Çok çok yani. Şimdi bir tarafta Gariboğlu ailesi, bir tarafta Karabulut ailesi. Karabulut ailesi hayatı belli, geldiği yeri belli, yaptıkları belli, imkanları belli. Gariboğlu'da yaptıkları belli. Şimdi Gariboğlu ile Karabulut ailesini yan yana koyamazsınız ki. Mümkün değil yani, mümkün değil. Sen kızının hayatında Gariboğlu ailesinden bir ferdin olduğunu bilseydin, mani olmaya çalışır mıydın? Çalışırdım. Kendimi feda ederdim. Kendimi feda ederdim. Ben bu işe yine mani olurdum. Çünkü yani belli. İnsanların bakışı belli, şeyi belli. Ya Türkiye'de neyse o konulara şey yapmaya gerek yok. İş adamıdır. Başarılıdır, başarısızdır. Onu ben bilemem. Ama benim aileme kocalık yapacak veyahut yakınlık yapacak, aile olabilecek bir şahsiyeti, kişiliğe sahip değiller. Ne kadarlık bir arkadaşlıkları varmış? Vallahi dediler, unuttum ya Gökhan'cığım. Yanlış bilgi vermedim. Tamam, bana. Pekala. Tabii sen de hafızanı o dönem kolay değil bir şeydir. Bazen hafıza siler, yok sayar. Peki, tarihleri 3 Mart 2009'u alalım şimdi. O gün neler yaşandı? Şimdi Münevver yok. 3 Mart. En son ayrıldığınız günü hatırlıyor musun? Hani Münevver evden çıktı, sen evden çıktın. O Cem'le buluşmaya gitti. Sen belki çalışmaya gittin. En son nerede gördünüz birbirinizi? Kahvaltı masasında mı? Nerede? Son vedayı bana anlatır mısın? Onu merak ediyorum. Son vedayı odasına yatıyordu. Ondan sonra hadi alışmadık, ben işe gidiyorum dedim. Ondan sonra ne güzel baba dedi. Öyle çıktım evden. Son bu yani. Bu. Yatıyordu Münevver. Yatıyordu. Güle güle baba dedi ve o son sesini duyuşun oldu. Son sesini duyuşum oldu. Sen işten geldin. İşten geldim. Ya bekledik yani. Annesiyle bekledik sofrada. Polisler geldi. Ne kadar zaman sonra şüphelendiniz bir şey olduğuna dair? Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'tan şüphelendim. Beşiktaş'ta ne vardı? Karakola gittim. Ha. Cinayet masası geldiğinde... Siz nerede oturuyordunuz o esnada? Nişantaşı'nda. Nişantaşı'nda oturuyordunuz. Peki. Ondan sonra... Beşiktaş'a gittin. Beşiktaş'a gittim. Kayınbirader, büyük kayınbirader, ufak kayınbirader. Ben ondan sonra... Polis dedi ki beklemede kal dedi. Ondan sonra... Zaten ceset... Çöpteymiş ondan sonra. O anda daha yeni getirilmiş.
Apar topar gittik karakola. Oradan Levent Karakolu'na getirildik. Levent Karakolu'na çıkın dedi. Levent Karakolu'nda ufak kayınbiraderim başka bir odaya alındı. Orada söylendik. Kıyamet koptu. Ondan sonra ona söylendik. Ondan sonra bana daha sonra söylendi. Ama yapacak bir şey yok yani. Herhalde benimki benden gitmiş yani. Ne yapayım ki? Apar topar şey dedim, eve gitmek istemiyorum dedim. Dolmabahçe'ye getirin dedim ben dedim. Dolmabahçe'de benzinin arkasında bir çay şey vardır. Ağaç vardır. O ağacın altında bazen otururdum yani yürüyüş yaparken. Ondan sonra orası aklıma geldi. Oraya gittik. Orada isyan ettik, kahar ettik. O polisten duydun sen, değil mi? Orada. Polisten duydum. O an kurulan cümle neydi? Ve nasıl bir tepki verdin? Bu kadar sakin yaklaşmış olamazsın yani. Mümkün değil yani. Koltuktan yere attım kendimi. Ondan sonra başın sağ olsun denildi. Eyvah dedim yani. Evladım gitti dedim. İsyan ettim, kahrettim. Ağladım, sızladım. Ondan sonra hiçbir şey yüzüm görmedi. Peki evladını kaybediş şeklin anlatıldığında daha da katmerlendim tabii. Tabii. Daha kendimi toparlayamadım ya. Sağlığım bitti, şeyim bitti yani. O gün söylediler mi? Söyledim. Ne şekilde öldüğünü? Söylediler. Ondan sonra sen o ağacın altına gidip kendinle bir baş başa kalmışsın. O ilk şok herhalde. Evet. Peki sonrasında eve gittiğinde eşine de sen mi söylemek zorunda kaldın? Yok. Eşim daha sonra öğrendi. Ne kadar zaman sonra öğrendi? Zannedersen bir ay sonra falan öğrendi. Nasıl sakladınız? Sakladık. Televizyonları kapattık. Ondan sonra şey yaptık. Yani gizledik. Kızı yok. Yok, öldüğünü biliyor. Cenazeye gittik ki şeyin boynunu kesildiğini. Kesildiğini. Eşine sen mi söyledin? Yok, doktor söyledi. Bu oldu, doktor söyledi. Onun reaksiyonu ne oldu? Kötü oldu yani. Ne yapsın? Kötü oldu. Bir ay boyunca televizyonları falan her şeyi kapattınız. Kapattık. Bir ayın sonunda peki öldürülüş şeklini öğrendiğinde o kadıncağız ne oldu? Perişan oldu ya. Perişan oldu. Peki hani şeyi istemedi mi? Nasıl derler? Defnediyorsunuz ya. Annedir. Hani ben bu kızın yıkamasına girmek istiyorum. Evladımı son bir öpeyim. Son bir göreyim. Talepleri olmadı mı? Oraları nasıl açtınız? Ona şey vermedik. Fırsat vermedik. Kimse görmesin. Ben dahi görmedim yani. Adli tıpta amcası gitti aldı. Ondan sonra adli tıpta amcası bana dedi ki iyi ki görmedin dedi. Amca peki o şeyi atlatabildi mi kolay? Atlatamadı. Tedaviye, o da tedavi gördü. Herkes tedavi gördü Gökhan Bey. Herkes tedavi gördü. Sen ne kadar süre aldın tedavi? Bayağı uzun süre. Bayağı uzun süre. Hala kullanıyor musun? Yani? Hala kullanıyorum. Süreyya abi sen kaçlısın? Kaçta olmuşsun? 66'lıyım ben. 66'lısın. 76, 86, 96, 2006, 2016. Yani sen de gencecik adamsın aslında. Ama hayat çok arttı. Kaç? 56 mı oluyor? 56, 57. 57. Evet, eşine yani. Kaç sene sonra MS teşhisi kondu? Ondan önce oldu MS. Ha, bu olaydan önce MS miydi? MS'ti. Bu olayla birlikte ilerledi mi, ağırlaştı mı? Ağırlaştı ama şükrediyor. Yine kendi işlerini kendi yapıyor, halledebiliyor yapıyor, değil mi? Yapıyor. Çok şükür. Peki sonrasında sizin hukuki mücadeleniz başladı. Şimdi hep bir tartışma konusu olan otopsi var. Cem Galiboğlu bir kere bir bayağı bir uzun süre kaçtı. Sonrasında cezaevi süreci başladı. O cezaevi sürecinde, cezaevindeki kaçıncı dönemindeydi intihar ettiği haberi çıktığında?
Bilmiyorum yani. Onu hatırlamıyorsun o kadar. Ama söylenen o ki poşetle kendini boğdu. Sen buna inanıyor musun? Vallahi artık boğdu mu, boğdular mı onu bilemem yani. Ha, öldü mü, öldürüldü mü? Bilemem onu. Aha. Onu bilemem. Şey olsaydı, otopsi açılsaydı, mezar açılsaydı kafam daha kani gelecekti. Peki o dönemde siz şimdi senin avukatın avukat Rezan Özdemir, doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi Cem Gariboğlu'nun öldüğü haberi geldiğinde şimdi olay yeri incelemede DNA örneği alınır. Ama aynı zamanda parmak izi de alınır diye biliyorum ben. Hı-hı. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Fotoğraflar ve videolar olur. Ve eşlik eden de insanlar vardır. Sizi temsilen bir tek avukat mı vardı? Avukat temsilen cenaze şeyinde, cellatın cenazesinde görmüyor avukatın. Resmi görüyor. Çekilmiş resmini görüyor. Hanım da resmini görüyor. Cesedi görmemişler yani. Talep ettiler mi böyle bir şeyi peki? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Yani o şimdi diğer tarafı için bak hem dalına hem mıhına yapmak lazım. Eğer ki böyle bir hakkınız vardıysa ve o dönem talep edilmediyse böyle bir şey. Aradan yıllar geçtikten sonra bak cani de olsa benim evladım orada yatıyor. Zamanında istemediniz şimdi niye onu orada huzursuz ediyorsunuz diye anne baba olarak ben de karşı çıkabilirim. Hı-hı. Çünkü bak ben cani değilim ben onun annesiyim babasıyım. Hı-hı. Tamam mı? Hani orada bir tek benim kafamı kurcalayan bir şey var. Yani babam bu adam öldü ya da öldürüldü. Bak orası da soru işareti belki. Neden görmek istemezsiniz? Hakkınız vardıysa. Orası bir pişmanlık mı sende? Keşke görseydim. Ben görseydim. Ben görseydim. Keşke. Pişmanlık tabii. O zaman niye peki? Tedavide miydin? Kafan mı yerinde değildi? Neden istemedin? Tedavideydim. Tedavideydim. O da bir pişmanlık olarak kaldı. Pişmanlık olarak kaldı bende yani. Peki şimdi tabii ki kimseye itham etmek istemem. Kariyerinde de çok başarılı bulurum. Televizyon programlarında da. Ama bir hayat misyonum vardır benim. Aynada baktığımla yukarıda göremediğimden başka kimseye güvenmem ben. Çok mu güveniyorsun ve çok mu teslim oluyorsun acaba avukatınla? Avukatım sağ olsun. Benim üzerinde çok emeği var. Peki. Bu olay başıma geldiğinde doktorumu getirmedi. Gece 4'te evime mi gelmedi? Ne bileyim evimin kirasını mı ödemedi? Ne bileyim çalışamadım. Her konuda yardım etti. Her konuda yardım etti. Bu bir tarafa yani başarılı bir avukat. Benim avukatım pazarda limon satmıştır. Benim avukatım restoranda komünik yapmıştır. Çalışkan, akıllı, zeki, mantıklı. Şu anda da Türkiye'de iş dünyasında aranan bir avukat. Niye? Başarılı olduğu için aranan bir avukat. Yani teslim, aciz değilim teslim olamam. Niye teslim olacağım ki? Sorguladığın zamanların oldu mu senin de? Avukatım mı? Dedim Rezan, açtıracağım mı, açtırmayacağım mı? Meramını anlattın Süreyya abi dedi, açtıracağım dedi. Elimden geleni yapacağım dedi. Elinden geleni yaptığını belgelerle gösteriyor bana. İspatlıyor. Peki ne oldu? Sen mezarın açılmasını istiyorum dedin. Geçen sene bu zamanlardaydı. Bu zamanlarda. Ne oldu bu bir sene içerisinde? Savcılık takipçisi kararı verdi. Bir üst mahkemeye gitti. Bir üst mahkemede takipçisi kararı verdi. Red cevabı aldınız. Red cevabı aldınız. Şimdi? Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Rezan Bey. Rezan Bey. Adalet Bakanlığı'na gece olan cevabı bekliyoruz. Peki şimdi bildiğim kadarıyla takipsizlik DNA'dan dolayı. Yani zamanında DNA örnekleri alınmış. Dolayısıyla da gerek yoktur denmiş. Ama yine bildiğim kadarıyla az önce de söyledim ya bu tarz şüpheli ölümlerde kan örneği, DNA örneğinin dışında aynı zamanda parmak izi de alınması gerekiyor. Ama parmak izi alınmamış. Böyle bir bilgi var. Dolayısıyla hani bunun üzerinden gidilebilir mi noktasındayım. Hani Adalet Bakanlığı'na yazılacak yazıda. Bilmiyorum ki. O mezar açıldığında neyi göreceğine inanıyorsun sen? Oranın boş olduğunu mu düşünüyorsun? Valla her şeyden önce sokaktaki insana bir kere bilgilendireceğiz.
Ben yoruldum artık yani. Sokaktaki insan Süreyya Baba, Süreyya Amca ölmedi, ölmedi, ölmedi deyip şey var, baskı var. Ya açıksın ya, benim bu yasal hakkımsa, öyle diyorlar, senin yasal hakkın diyorlar. Yasal hakkımsa açılsın, kapansın. Bunun bir şey yok. Yani bunu çok büyütecek de bir şey değil yani. Orada gerçekten Cem Gariboğlu yatıyorsa sönecek mi yüreğindeki yangın? Yangın sönecek diyeceğim, ruhu cehenneme. Ruhu cehenneme gitsin diyeceğim yani. Aile bu süreçte, Gariboğlu ailesi bu süreçte kızını sen toprağa verdin. Onlar çocuklarını hapse gönderdi. Sonra onlar da işte ne yaptılarsa toprağa mı verdiler, kaçırdılar mı neyse ne bilmiyoruz. Allah bilir. Hiç iletişim kurdular mı sizinle? Yok. Hiç yüz yüze gelmediniz mi? Aile. Yok, yok. Ne, ben niye geleceğim onlarla ya? Onlarla niye geleceğim ki? Ya en nihayetinde onlar almadı kızının canını. Evlatları. Onlar da eminim böyle olsun istemezlerdi. Hani acaba bir helalleşme, bir oturup dertleşme. Ya biriniz oğlunu, biriniz kızınızı kaybettiniz en nihayetinde. Ben sana şunu söyleyeceğim. Benim Rezan Bey'in açmış olduğu maddi tazminat davasına 1 milyon 200 bin lira davayı hak kazandım. Tam 15 senede icra yoluyla aldım bu parayı. İcra yoluyla aldım. Gariboğlu'nun avukatları dava açtı, kazandılar. 75 milyar Rezan Bey cebinden para ödedi. Rezan Bey olmamış olsaydım ben bu davaları kazanamazdım ya. Mümkün değildi yani. Sana para aldı dedikleri, seni bir hep bir belirli aralıklarla sen evet. Parayla itham ediliyorsun. Ediyorum. Ha. Bir kere kızının vefatının ardından kan parası adı altında sen para aldın mı? Yani şöyle, devletin bana vermiş olduğu parayı aldım ben. 1 milyon 200 bin lira. 1 milyon 200 bin lira. Evet. 2009 yılında mı? Evet. 2009 yılında. Onu ama hemen vermediler, doğru yok, mu? Yok, mahkeme kararıyla. Mahkeme kararıyla yani. Bir de 10 küsür sene sonra. Ne kadar süre sonra? 15 sene sonra aldım ben, 14 sene sonra. Yani 2009, kaç oluyor? 2019, yakın zamanda mı aldın? Aşağı yukarı 2 sene falan oluyor, 2 sene sonra. 2 sene falan oluyor, yani 13 senenin sonunda falan almış oluyoruz. Evet, evet. Şeyiyle birlikte, faiziyle birlikte falan aldın ama, değil mi? Peki onun dışında devletin sana biçtiği bu para dışında herhangi aileyle aranızda bir para trafiği bir şey geçti mi? Yok. Yok. Ya da herhangi bir para teklifi. Yani manzara şu. Bak manzara şu. Ben ilk defa ömrümde böyle bir şey görüyorum. Kızı öldürülen bir baba var ve bazı insanlar seni suçlu buluyor. Çünkü şunu söylüyorlar. Sıkıştığı zaman çıkıyor ortaya, Gariboğlu ailesinin huzurunu kaçırıyor. Sıkıştığı zaman çıkıyor ortaya, para istiyor diyorlar. Neden bunlar yaşanıyor? Ben sana şunu söyleyeyim. Ya para nedir yani? Para nedir? İstanbul'u bana versinler ne olur ya? Benim kızım geri mi gelecek yani? Ha ben Gariboğlu'ndan bir para almam mümkün değil. Mümkün değil. Bak bu kadar basına çıktım. Bu kadar televizyonlara çıktım. Hangi basın mensubu diyebilir ki Süreyya Karabulut bizden para istedi? Bir şey yaptı. Cüneyt Özdemir başkattı. Baba benden de para istemiştir dedi diye. Ondan sonra öyle bir şey yok. Sinirlenirim, konuşamıyorum yani. Öyle bir şey yok yani. Bizim yani parayla bir şeyimiz olmaz. Paramız varsa yeriz, paramız yoksa değiliz. Yani bunun ispatı da zaten çok kolay bir şey. Yani geriye dön. Hani bunu yaparsan da belki insanların çenesi kapanır diye düşünüyorum. Senin hesap hareketlerin, senin hesap dökümlerin, senin adına açılmış bir hesaba ya da ailenden bir ferdin açılmış hesabına gelen bakabilirler. Çıkış noktası belli olmayan garip bir meblağ zaten ortaya kabak gibi çıkar be abi. Araştırdılar zaten. Bunu araştırdılar ya, araştırsınlar yani. Benim çekindiğim, korktuğum bir şey yok. Ha şu şekilde yani ne kerametse baba paracı, baba paracı. Paracı sen, mısın? Alakası yok. Alakası yok. Benim yakın çevrem, yakın aile dostlarım beni bilir. Benim en kötü alışkanlığım sigara alışkanlığım var. Başka bir alışkanlığım yok. Beni Gariboğlu'nun parası ancak yanımda tuvalet kağıdı olur. İnan samimiyetimle söylüyorum. Benim buna ihtiyacım yok. Hamdolsun, şükürler olsun. Ben gidip de
Ha, kimden para istemişim? Veyahut şöyle de düşün. Gariboğlu ailesini incelesinler. Bir de Karabulut ailesini incelesinler. Burgaz rakı battığında 172 trilyon devlete borçları vardı. Ben bunu iftira olarak atmıyorum ki. Ama yine elementi binada oturuyordu. Ben ticaret yaptım, başarısız oldum. Ondan sonra dairemi sattım. Vergimi ödedim. SSK prim borçlarını ödedim. Benim devlete borcum yok. Hamdolsun, şükürler olsun. Yani baba paracı, paracı, paracı ya. Bu çirkin. Bunu belli bir kısım söylüyor. Bir kere şunu bak. Hani bizde kan parası denilen bir şey var. Senin kan parası adı altında bir parayı, devletin belirlediği bir meblağ. Ya trafik kazalarında orada burada bilmem ne de falan da oluyor zaten. Hani bununla alakalı sen ben para almadım ya da ben para istemiyorum bilmem ne falan deyip de kendini savunmaya geçeceğin bir şey yok. Bundan sonrası çirkinleşiyor. Senin belirli aralıklarla ortaya çıkıp az önce mesela işte mezarı açtıracağım gibi. Hani bunları şey gibi görüyorlar. Hani aileyi ufaktan el altından tehdit ediyorsun. Tekrar bir para alıp geriye çekilmek için. Yok yok. Anladın mı? Hani yok, öyle yok. Bir şey var. Mümkün yoksa değil. Hani kan parasını kimsenin eleştireceğini zannetmiyorum. Ya şimdi ben sözümün eri olan bir insanım. Benim çevrem böyle bir. Ben basına çıktım, mezar açılacak dedim. Mezarın açılması için mücadele veriyorum. Ha, avukatım veriyor. Avukatıma söylüyorum. Gündemde kaldı. Bu konu gündemde. Ama çoğuktaki insan inanmıyor. Şimdi mezar açılmadı. Boğa para yedi. Alakası yok ya. Karar bu şekilde çıktığı için oysa ki sen mezar karar, açılmadı. Karar bu şekilde çıktığı için şeyim olmadı. Ne yapayım yani? Saygı duyuyorum yani. Devletin savcısına, hakimine bir şey deme hakkım yok ki. Onlar böyle görmüş, uygun görmüş. Saygı duyuyorum yani. Tehdit aldınız mı hiç bu süreçte? Ailece. Valla telefondan bir tehdit geldi ama kapattım yani. Bir kere mi oldu? Bir kere oldu. Yakın zamanda mı, o dönemde mi? O dönemde oldu zaten. O dönemde savcılığa bildirdim. Ceza aldı şahıs. Bu dönemde bundan 6 ay önce falan oldu. Ha, bundan 6 ay önce. Yani mezarın açılması dönemi. Ha, o haberler o çıktığında. Haberler. Ne diye bir tehdit geldi? Yani senin de olacağın sorun öyle, öyle diyor. Bilmem ne diyor. Ondan sonra ben de kapat telefonu dedim. Terbiyesiz dedim. Kapattım telefonu. Yani bir şekilde ölümle tehdit. Ölümle tehdit. İnançlı bir adamsın bilirim ama sormak istiyorum. Kızından sonra ölümü düşündün mü? Düşündüm. Düşündüm. Bunu doktora dahi söyledim. Ona göre ilaçlarımı verdi. İlaçlarımı şey yaptı. Düzenledi. Öyle bir teşebbüsün olmadı ama değil mi? Yok, olmadı. Hanım da? Olmadı. Haliyle bu ortamda büyüyen bir erkek evlat. Evet. Dolayısıyla onun da yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmek lazım. Anlamak tabii, lazım. Anlamak lazım. Kaç yaşında gitti yurt dışına? 18 yaşında. Okumak için mi gitti, çalışmak için? Okumak için. Hem okuyor hem çalışıyor. Hem okuyor hem çalışıyor. Hangi ülkede? Hatırlamıyorum ya. Şimdi ya ismi aklıma gelmiyor. Dilim dönmüyor. O şey mi? Farklı bir eğitim mi alıyor? Mühendis. Mühendislik. Mühendislik. Peki son şimdi bu yapılan müracaatlar vesaire falan, Adalet Bakanlığı'na yapılan müracaat. Avukatın umutlu mu bu sefer? Ne olacağını tahmin ediyor? Vallahi o işte oradan giren cevabı heyecanla bekliyor. Hani sana söylüyor mu? Bu sefer şöyle, bu sefer böyle, şöyle olur, böyle olur falan filan gibi. Yok, söylemiyor. Peki şeye de girmek istiyorum. Özellikle Muhabir TV ve genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Mustafa Şekeroğlu bu Karabulut cinayetine çok biliyorsun ayrı bir titizlik gösteriyor. Muhabir.tv internet sitesi. Orada çeşitli fotoğraflar var. O fotoğraflarda mesela Bahçeşehir'deki bu villada gerçekleşen olayda Münevver'in kanının bulaştığı koltuk hala kullanılıyor. Maalesef. Maalesef. Ve o bir fotoğraf karesinde, bir aile fotoğrafında. O fotoğrafı ilk gördüğünde ne hissettin abi? Ya Gökhan'cığım ben bu konuyu kapatmıştım. Bunlar şerefsiz. Aile fotoğrafını koltuktan internete veriyorlar. İnternette ben gördükten sonra çıldırdım.
Ya ben de bir babayım. Ben de bir canım. Hangi yüzle internete veriyorsun? Hangi kişiliğe sığaraktan? Yani kime güveniyorsun yani? Onun üzerine mi sen mezarın açılmasını istedin? Onun üzerine mezarın açılmasını talep ettim. Terbiyesizler. Böyle bir şey olur mu? Ve tatil fotoğrafları var ya da işte sosyal hayatta fotoğrafları var. Ve bu fotoğraflarda özellikle işte muhabir.tv, Mustafa Şekeroğlu'nun servis ettiği fotoğraflar, haberlerin içerisinde. Aile bir tarafta, sağda ya da solda bir karaltı var ya da arkada bir karaltı var ya da yüzü gözükmeyen birisi var. Silüet olarak Cem Gariboğlu'nu andıran. O fotoğrafları görmek ne hissettirdi sende? Şüphelerin arttı mı? Ya, şüphelerim arttı mı derken isyan ettim ya. İsyan ettim yani. Biz şimdi Cem Gariboğlu yaşasın mı, yaşamasın mı diye bir program yapsaydık ondan sonra herkes yaşasın derdi. Ölmesi bana bir şey kaybettirme, şey kazandırmadı ki. Kaybettirdi. Cezasını çekmedi. Cezasını çekseydi o zaman bana bir şey kazandırırdı. Öldü gitti. Ruhu cehenneme gitsin. Şurası ne diyor abi? Yüreğin ne diyor? Valla yüreğim mücadele et diyor. Mücadeleyi de ben tek başıma yapamam. Avukatımla yapacağım. Avukatımı sıkıştıracağım. Avukatımı söyleyeceğim. Yapacağım olay o yani. Yapacağım olay o. Sohbetin başında sana oradan yola çıktık. Buralara kadar geldik. Normalde hani bu tarz bayramlarda, özel zamanlarda küçükler el öpmeye gelir. Senin 14-15 senedir elini öpen yok. Yok. Evlat anlamında. Sen evladına gidiyorsun. Hı hı. Ona gittiğin zaman ne konuşuyorsun? Ne dertleşiyorsun dedim. Yaşadıklarımı anlatıyorum dedim. Yaşadıklarını 3 aşağı 5 yukarı anlat. Yapacaklarımı anlatacağım, anlatıyorum, onu konuşuyorum dedim. Yapacaklarını da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Peki kızına neyin sözünü verdin orada? Kızının yattığı yerde huzurlu olduğunu düşünüyor musun? Kanın yerde kalmayacak dedim. Ağır geliyor mu bayramlar gittiğin zaman onun yanına? Çok. Ama mecbursun. Mecbursun. Ne kadar zaman sonra yanına gidebildin kızının? Hemen mezarına kolay gitti ziyaret edebildin mi? Vallahi hemen gittim zaten. Ha. Hemen gittim. Hani dedim belki bir 3-5 ay sonra anca gidebilmişsindir falan diye düşündüm yok, acaba. Yok gittim. Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın daha iyi. Bunu niye diyorum? İlle ki bu kadar medyanın konuşma, yani bu ülkenin, bu ülkedeki medyacılık yapan, gazetecilik yapan benimle konuştu. Doğru veya yanlış. İnsanlar dersine çalışıp da geldi karşıma çıktı. Ben dersime çalışmadan çıktım. Kimseye kapımı kapatmadım. 18 ay Ankara Gazi Ordu Evi'nde askerliğimi yaptım. 18 ay. 10 sene yakın Vilayetler Hizmet Birliği'nde mutfak şefliği yaptım. 10 sene tedi işlettim. 7 sene ilk taşların yemeğini sattık. Yemeğini hazırladım, verdim yani. Ben şunun yanındayım. Az buldum, az yedim. Çok buldum, aynı yedim. Benim ailem 5 vakit namaz kılar, ibadet eder. Allah'a yalvarır. Bizler Anadolu'dan gelişim üzerine, Bolu'dan gelişim üzerine. Karalaşçı'yla geldik bu memlekete. Tereke Mahallesi'nde, Fulya'da bir odanın içerisinde anne, baba, abi, ben bir yatakta kalırdı. Bizim özümüz fakirlik ama onurumuz var, gururumuz var. Münevver'in en sevdiği yemek hangisiydi senin yaptığın? Benim yaptığım yemekleri beğenmezdi. Şaka. Vallahi beğenmezdi. Niye? Beğenmezdi. Anneannesinin yaptığı yemekleri çok beğenirdi. Köfteyi severdi, karnıyarı severdi. 15 senedir köfte yiyebiliyor musun? Güzel bir soru, yok. Yok. Bayram gideceksin herhalde değil mi tekrar? Gideceğim. Allah nasip ederse gideceğim. Orada akraba, eş, dost var mı? Var. Var. Annemi de getireceğiz. Hı. Kız kardeşimle beraber gideceğiz. Tekrar başın sağ olsun. Mücadelende gerçekten Allah kolaylık versin. Hem oruçlusun, hem de böyle bayrama yaklaşıyoruz falan.
Çok fazla üstelemeyeceğim konunun. Gelişmeler oldukça, bu konuyla alakalı adım adım bir şeyler yaşandıkça misafir ederiz ve konuyu sıcak ve diri tutarız. Peki bu kamera senin, Adalet Bakanlığı da orada, devlet yetkilileri de orada, seni izleyen, dinleyen izleyiciler, sana inanmayanlar da orada. Onlara ne söylemek istiyorsun? Yani bir şey ispat edeceğime ikna etmem diye bir düşüncem yok. Ben buyum. Kimseden bir şey talebim yok. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na seçimlerden sonra ben gideceğim. Cumhurbaşkanı yanına ben gideceğim. Ya da avukatım gidecek. Yani bir şey istenmiyor ya, bu dava mezar açılacak, DNA testi yapılacak, kapanacak. Bunun parayla, malla, mülkle, şundan, bundan mukayese etmek terbiyesizliktir yani. Gerek yok yani. Teşekkür ederim. Gerekirse yani Cumhurbaşkanı'na da, Adalet Bakanı'na da ben gider bizzat meramımı anlatabilirim mi diyorsun yani? Evet, evet. Yardım isterim. Yardım isterim. Allah muvaffak etsin abi. Yani amin. Tekrar başın sağ olsun. Münevver hepimizin kardeşi, evladı. Başımız sağ olsun. 14-15 sene oldu. İnşallah bilinmeyen ne varsa, soru işareti olan ne varsa tez vakitte senin yüreğine de su serpsin. Herkesin de merak eden, samimi niyetle merak eden herkesin yüreğine su serpsin. Teşekkür ediyorum. Ayağına yüreğine sağlık. İyi ki geldin. Sağ ol. Var. Ve bu haftalık da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine çok özel bir konu başlığıyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.